Sevgili dostlarım merhaba. Yine yeni bir videoda sizlerle birlikteyim. Yıl sonunda dolar 10-12 bandına oturmaz diyenlere çok net bir cevap gece saat 1.30 gibi geliverdi sevgili dostlarım. Bakın dolar bir anda 6.48 seviyesini gördü. Daha sonrasında 5.80 seviyesine tekrar gevşedi. Demek ki dolar veya farklı bir enstrümanda olmaz diye bir seviye yok. Eğer ki stoplar kırılıyorsa bir dakika içinde bile bir anda 6.48-6.50 seviyelerini görüveriyor fiyatlar. Yıl sonu için 10-12 lira bandına gidecek diyorum. Yarın 10-12 lira olacak demiyorum. Bunu kötüye kullananlar var. Bunun farkındayım ama önemli değil. Ben sizlere yıl sonu hedefimi söylemeye devam edeceğim. Neden dolar yükselecek diyoruz? Pek çok sebebi var. Ama bu sebeplere yeni yeni sebepler de eklenmeye devam ediyor. Bakın Amerika ile Çin arasındaki ticaret savaşında farklı bir boyuta atlamış durumdayız. Artık iş para savaşlarına dönmeye başladı. Gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkeler arasındaki para savaşı, gelişmiş ülkeler gelişmekte olan ülkelere kendi krizlerinin bedellerini sürekli olarak ödettiler sevgili dostlarım. Ama gelişmekte olan ülkeler artık gelişmiş ülkelerin krizini yaşamak istemiyorlar. Bu nedenle de ellerindeki en önemli finansal silahı kullanıyorlar. Kendi ülke para birimlerinin değerini düşürmek. Amerika Çin'e 300 milyar dolarlık vergi uygulamak istedi. 300 milyar dolarlık mala %10 ek vergi koyarak Çin'i dize getirmeye çalıştı. Bunun karşılığında Çin ne yaptı sevgili dostlarım? Ben de o zaman paramı %15 değersiz hale getiririm. Senin koyduğun %10'luk vergiyi bypass ederim dedi. Bunun sonrasında şimdi Amerika Çin'le nasıl anlaşabilirim yollarını aramaya başladı. Ama Çin geri adım atmıyor. Aksine Amerikan mallarına ek vergiler uygulamaya devam ediyor. Bakın Amerikan tarım ürünlerine %5 ile %10 arasında vergiler uygulamaya başladı Çin. Bunun yanında da parasını değersiz hale getiriyor. Çin'in elinde büyük bir güç var sevgili dostlarım. Büyük bir dolar gücü var. O kadar çok dolara sahip ki ve o kadar çok daha dolar alma imkanına sahip ki Amerikan dolarını bir anda değerli hale getiriveriyor. Dolar önümüzdeki günlerde daha da değer kazanacak. Bütün gelişmekte olan ülkeler şunun farkına vardı. Biz Amerikan dolarını, euroyu değerli hale getirirsek, kendi para birimlerimizi değersiz hale getirebilirsek bu sayede uluslararası piyasalarda çok daha rekabetçi olabiliriz. Rekabetçi olduğumuz sürece de kendi mallarımızı çok daha rahat bir şekilde Avrupa pazarına, Amerika pazarına sokabiliriz. Şimdi oynanan oyunun adı bu. Para savaşları bunun için yapılıyor sevgili dostlar. Amerika istediği gibi top çeviremiyor artık. Amerika kendi para birimini değersiz hale getirerek, Avrupa kendi para birimini değersiz hale getirerek, o ülkelerdeki para miktarını arttırarak o ülkelerin ekonomilerini daha zor ele geçirecek bundan sonra. İki tane ayrı pakt oluşuyor. Bunlardan birisi Doğu Paktı, birisi Batı Paktı. Batı Paktı'nda İngiltere-Amerika arasındaki işbirliği devam ediyor ama Avrupa Birliği de bu pakta yanaşmak zorunda kalacak. Yani Doğu Paktı'ndan uzaklaşıp Batı Paktı'na girmek zorunda kalacak. Çünkü Euro da gelişmekte olan ülkelere girmekte zorlanacak. Avrupa Birliği ülkeleri başta Almanya olmak üzere Çin pazarına, Rusya pazarına, Türkiye pazarına girmekte zorlanacak. Doğal bir gümrük duvarı oluşuyor. Para birimleri değersizleştirilerek. İster istemez Türk lirası değersiz hale gelecek. Türkiye'nin başka bir şansı yok. Türkiye'ye eğer ki üretim odaklı bir model seçecekse, Türkiye eğer ki ihracat odaklı bir model seçecekse parasını değersiz hale getirmek zorunda. Bunu kademe kademe yapmak zorunda. Bakın sizlere 5.80-5.85 aralığını işaret etmiştim. Pazartesi günü itibariyle dolar 5.80-85 aralığına yerleşir demiştim. Nitekim şu an itibariyle 5.80-85 aralığında. Belki bu seviyelerde bir süre kalacak ama daha sonrasında
altının üzerine çıkacak. Evet, 6 liranın üzerine çıkacak. İlk önce 6.40'ı, 6.50'yi test edecek. Daha sonrasında 6.80, 7.20 ve bir sonraki aşamada da hızlı bir şekilde 10-12 lira bandına gidecek. Bize dolar 12 lira olmaz diyenler vardı. 12 lira hayal kardeşim, 10-12 lira dolar olmaz, o kadar da değil diyenler vardı. Bir dakika içerisinde, sadece bir dakika içerisinde 6.48 seviyesi görüldü. 3 ay içerisinde 10-12 dolar seviyesine neden gitmesin? Ve diğer taraftan bu bir devlet politikası olarak uygulanacaksa, eğer ki bir pakt politikası olarak uygulanacaksa, yani Çin, İran, Rusya, Türkiye gibi ülkeler bir araya gelip bu gelişmekte olan ülkeler gelişmiş ülkelere karşı kendi para birimlerini değersizleştirerek bu gücü kullanma fırsatını kullanacaklarsa neden Türkiye'nin para birimi değersiz hale gelmesin? Bakın, mal ve ürünler zaten 10-12 lira bandına çoktan çekildi fiyat olarak sevgili dostlarım. Evet, Türkiye'de mal ve ürünlerin fiyatları turizmden sanayi ürünlerine, sanayi ürünlerinden tarım ürünlerine kadar 10-12 lira bandına zaten çekildi. Bundan sonraki süreçte doların yükselmesi, doların Türkiye'de 10-12 lira bandına doğru gitmesi ekstra bir fiyat etkisi yaratmayacak. Ekstra bir fiyat etkisi yaratıyorsa emin olun bu fırsatçılardan kaynaklanacak. Burada devlet zaten müdahale etmek zorunda. Devlet devreye girip ya kardeşim sen zaten fiyatlarını 10-12 liraya göre ayarladın. Ben de buna müdahale etmedim. Sen yeni dolar yükselişlerinde de ekstra fiyat uygulaması yapıyorsan o zaman ben bu duruma müdahale ederim demek zorunda. Demeli de zaten. Diğer taraftan bakın, biz ihtiyacımız olanı üretip ihtiyacımızın fazlasını da yurt dışına satmak istiyorsak, yani ihracatımızı geliştirmek istiyorsak, yani cari açığımızı normal yollarla aşağıya çekmek istiyor isek, cari fazlayı ihracat kanalıyla vermek istiyor isek mutlaka ve mutlaka Türk liramızı değersiz hale getirmek zorundayız. Bunun başka bir çıkışı yok. Önüne iki tane grafik alıp, grafiklere bakıp, ya kardeşim grafiklere göre dolar 12 lira olmaz demekle olmuyor. Söylediğiniz her şeyin altını doldurmak zorundasınız. Türk lirası neden 10-12 lira bandına gidecek diye soranlar var. Neden 10-12 lira bandına göre bir hesap yapıyorsunuz? Bu hesabın temelinde ne var diye soranlar var. İşte cevabını veriyorum sevgili dostlarım. Türkiye'deki mal ve ürünler 10-12 lira bandına göre fiyatlandı. Diğer taraftan Türkiye'nin ihracatçı olabilmesi, Türkiye'nin rekabetçi olabilmesi, Türkiye'nin üretimini arttırabilmesi, Türkiye'nin tarım ürünlerini arttırabilmesi, burada güç kazanabilmesi için Türk lirasının değer kaybetmesi gerekiyor. Ve bu 10-12 lira bandına göre ayarlanmış durumda zaten. O nedenle sevgili dostlarım, yıl sonu itibariyle biz doları 10-12 lira bandında göreceğiz. Kim ne derse desin. Bugün 5.80 olmaz diyenler vardı. 5.40'tan dolar satın, Türk lirası alın diyenler vardı. Dolar 4.70'e kadar gidecek diyenler vardı. Neden şimdi sesleri çıkmıyor? 4.70'e falan doların gitmeyeceğini onlar da gayet iyi biliyorlardı sevgili dostlarım. 5.80'e doğru bir yolculuğun başlayacağını, ardından da 6 ve 7 seviyelerinin kırılıp 10-12 bandına doğru doların yükseleceğini biliyorlardı. Buna rağmen elinizdeki doları ucuza kapatabilmek için bu senaryoları uydurdular. Deutsche Bank'lar, Merrill Lynch'ler çıkıp 4.70'e gevşeyecek dolar dediler. Gevşemeyecek sevgili dostlarım. 5.80'de bir taban oluşturuluyor. Hatta şunu soranlar var. Bu seviyelerden dolar alınır mı? Bu konuyla ilgili ayrıntılı bir video sizlerle paylaşacağım. Ama şunu söyleyeyim. 5.80, 5.90, 6, 6.40, 7 seviyelerinden bile dolar alınabilir. Çünkü dolar yükselişine devam edecek. Bundan sonraki süreçte dolar 7 liraya çıkar, tekrar 5.40'a düşer beklentisi içerisine girenler büyük bir yanılgıya düşecekler. Ya da paramızı altına yatıralım.
altın bundan sonra hayatta düşmez diyenler de büyük bir yanılgıya düşecekler. Evet, dünyada ortam geriliyor ama dengeler başka bir yöne evriliyor. Artık para savaşları var. Bu para savaşlarında altın ikinci plana düşecek. Altın yapması gereken karı elde etti zaten. 1530 dolar seviyesine kadar geldi. Bir yıl içerisinde %60'a yakın değerlendi. Böyle bir değerlenmede acaba mal mı çıkılır, yeni mal mı alınır büyük spekülatörler tarafından? Büyük spekülatörler ellerindeki altın kontratlarını bozmanın yöntemlerini geliştiriyorlar şu anda. Ellerindeki yüksek altın fiyatlarını acaba küçük yatırımcılara nasıl verebiliriz derdindeler. Bu fiyatlardan sizlere altın verip daha sonrasında altını düşürüp daha uygun fiyatlardan alma derdindeler. Onun için altından uzak durun. Riski yüksek diyorum sizlere. Dolarınsa riski çok düşük. Şu anda zaten Türkiye'de dolar fiyatları dip seviyede ve Türk lirası Çin gibi, Arjantin gibi, Rusya gibi değer kaybederek rekabetçi bir ortam yaratacak kendisine. Bunu çok dikkatli bir şekilde okumak gerekiyor. Sadece teknik analizlerle bunu çözmek mümkün değil sevgili dostlarım. Evet, dolar 5.80 seviyesinde. Dolar yükselmeye devam edecek. Tekrar altını çizerek söylüyorum. Kısa vadeli hedefleri söylüyorum. 5.80'in üzerinde tutunulduğu sürece ilk hedef 5.95 olacak. 5.95 kırıldıktan sonra biz 6.25'i göreceğiz. 6.25'in üzerinde tutunulup bir süre kalındıktan sonra 6.80 seviyesine gideceğiz. 6.80'den sonra da 7.20'ye doğru bir hareket başlayacak. 7.20'nin üstü boş. 10-12 seviyesine kadar dolar hızlı bir şekilde hareket edecek. Ne zaman? Eylül ortasının geçilmesiyle birlikte. Eylül ortasına kadar biz 7 seviyesine doğru gitmiş olacağız. 7 lira seviyesi görüldükten sonra da Eylül'ün ikinci yarısından itibaren hızlı bir şekilde 8, 9 ve 10 lira seviyeleri görülecek dolarda. Bunu bir yıldır söylüyorum sizlere ve söylemeye devam edeceğim. 12 lira olmaz, 12 lira abartıdır, 12 lira deliliktir diyenlere bir cevap. Geçen yıl dolar 3,5 liradan 7 liraya kadar yükseldi. Ve bu son yükseliş olarak görüldü. Ardından geriye çekildi dolar. Hayır sevgili dostlarım, bu son yükseliş değildi. Bu yükselişin başlangıcıydı. İlk adımıydı. Bu senede biz 5.40'lardan başlayan hareketin 12 liraya kadar devam ettiğini göreceğiz. Her sene bundan sonraki süreçte Türk lirası olması gereken değerlere gelecek, gelmek zorunda. Bugüne kadar yaptığımız hataları yapmamak zorundayız. Eğer ki biz cari açık vermek istemiyorsak, İthalat odaklı bir ülke olmak istemiyorsak, başka ülkelerin pazarı olmak istemiyorsak, gelişmiş ülkelerin krizini yaşamak istemiyor isek, evet, gelişmiş ülkelerin krizini yaşamak istemiyorsak, derin bir ekonomik krize girmek istemiyorsak, mutlaka kendi para birimimizi olması gereken değerlere her sene getirmek zorundayız. Bu sene 10-12 bandına getireceğiz. Seneye de eğer ki Türk lirası yükselmesi gerekiyorsa, değer kaybetmesi gerekiyorsa yine olması gereken yerlere gelecek sevgili dostlarım. Bunun uçarı kaçarı yok ve dünya tekrar şekilleniyor. Gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkeler arasında büyük bir ekonomik savaş var. Gelişmekte olan ülkeler artık gelişmiş ülkelerin krizlerini yaşamak istemiyorlar. Ve bu nedenle ellerindeki silahları, üretim silahını, tarım silahını, ihracat silahını, pazar silahını sonuna kadar kullanmak istiyorlar. Bunu yapabilmeleri için de ellerindeki en önemli finansal silah paralarını değersiz hale getirmek. Rusya, Çin, İran, Arjantin, Türkiye önümüzdeki süreçte paralarını değersizleştirerek gelişmiş ülkelere kafa tutmaya devam edecekler. Finansal arenada değersiz para birimleriyle güçlerini korumaya çalışacaklar. Gelişmiş ülkelerin pazarlarına girmek için kendi gümrük duvarlarını yüksek tutarak kendi ülkelerini pazar olmaktan çıkartmak için bu enstrümanı kullanmaya devam edecekler. Altını çizerek söylüyorum. Türkiye bu enstrümanı, bu gücü,
bu silahı kullanmak zorunda. Bu silahı kullanmadığı takdirde gelişmiş ülkelerin pazarı olmaya devam edecek. Gelişmiş ülkelerin pazarı olduğu sürece de her geçen gün güç kaybetmeye devam edecek. Yani S-400 ile havaalanınızı korumaya alabilirsiniz. Ama eğer ki finansal enstrümanlarla ekonominizi koruma altına almazsanız batmaya müstahaksınız. O aldığınız S-400'lerde hiçbir işe yaramaz. Sizin ekonominiz battığı takdirde. Evet sevgili dostlarım, bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Dostlarınızla eğer ki videomuzu beğendiyseniz mutlaka paylaşın ve kanalımıza abone olmayı da ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın.